Allah'ın varlığını kesin olarak nasıl kavrarız? Benim aslanım muhteşem yakışıklı maşallah. Allah'ın varlığını nasıl kesin kavrarız? Şimdi burada bilgisayar oluyor veya ayakkabın oluyor veya ceketin oluyor. Nereden geldi bu ceket diyorum? Terziden geldi, terzi yaptı diyor. Bilgisayarı kimin? Fabrika yaptı diyor. Yani biri yaptı diyorsun. O senin beyninin içinde o zaman ne olacak? Tamamını biri bir kişi yapmış oluyor diyor o zaman. Bir tek varlık yapmış oluyor. O durumda senin inanıp inanmaman diye bir konu olmaz. Yani tek yönlü mecburi bir inanma vardır. Allah'a inanma diye bir konu yoktur yani. Mecburdur insan inanmaya. Yani saati kim yaptı mesela kolumda? Saat var. Ne diyeceğim? Abi şüpheli falan mı diyeceğim? Belli ki bir yerde yapalım. Nerede oluyor saat? Beynimin içinde. Beynim neyimin içinde? Ruhun içinde. O zaman bitti. Allah'ın varlığı kesin. Yani onda hiçbir şey yok. Ha, ama adam ahirete inanmayabilir. O ayrı. Allah'ın varlığına inanmamak mümkün değildir. Yani teknik olarak imkansızdır. Ama ahirete inanmayabilir. Yani o ayrı. Yani o veya ne malum falan diyebilir. Ama Allah'a ne malum demek mümkün değil. Yani teknik olarak imkansız. Yani bilimsel olarak imkansız. Ahirete de mümin. Yani bir görüntü devam ettiği için ve böyle büyük bir güç, bu kadar sonsuz güç. Ya bir anda bitirmesi için, bir sebep olmadığı için. Ya çünkü amaçsız yaratılmış oluyor o zaman. Amaçsız yaratmayacak yani çünkü. Hep mesela saatin amacı var, ayakkabının amacı var, koltuğun amacı var, gözün amacı var, burun amacı olmayan hiçbir şey yok. Ama insanın amacı ne diyorsun? Hiçbir amacı yok dersen, şimdi bu anormal olur. İşte iman orada devreye giriyor. Ahirette iman vardır. Allah'ın varlığında iman olmaz. Onda zaten mecburidir yani, açıktır. Yani ikinci bir ihtimal yoktur. Yani yokluğu imkansız olduğu için varlığında ispata gerek olmaz. Evet. Kaderde mesela iman olur. Evet. İdi. O da şu an bilimsel olarak devreden çıktı. Eskiden imanla oluyordu. Ama şu an zamanın olmadığı, bilimsel ispatlandığı için kader de iman olmaktan çıktı. O da bir gerçek o haline geldi. Bir tek cennetin varlığı şu an bilimsel ispatlanamamış durumda. O da benim kanaatim yakın bir zamanda da ispatlanır. Onun için belki geriye hiçbir şey kalmadı yani. Evet. Diyorsam olur. Evet. İnşallah.